herkese merhabalar. Koordinat sistemini yapacağız. Tomuş'un koordinat sistemi aklına geliyor. Uzay yolu, NASA aynen. Ve uzay gemisi. Evet, gerçekten öyle. Koordinat sistemi deyince insanın aklına böyle havalı ifadeler geliyor. Aslında koordinat sistemi dediğim şey iki tane çizgiden ibaret. Tomuş, şu bir kalem görebiliyorsun evladım. Görebiliyorum. Şurada başka bir kalem. Evet. Ben bu kalemi böyle, bu kalemi böyle koyarsam işte bu koordinat sistemi oluyor. Aa. Aslında bu kadar basit olarak düşünebilirsin. Şimdi normalde bizim bildiğimiz bir sayı doğrusu vardı. Hatırlar mısın Tomuş evladım? Hatırlamak istemiyorum. Aynen, hatırlamak istemiyorsun. Ama ortası sıfırdı, hatırlıyor musun evladım? Evet hocam. Şimdi sen bu sayı doğrusunda burada bir vardı, burada iki vardı, burada üç vardı. Burası eksi birdi, bu eksi ikiydi, bu eksi üçtü falan filan. Şimdi sen bunu al. Bunu böyle yap, böyle yap. Şöyle dik bir sayı doğrusu yap. Burada da aynı şekilde burası sıfırıncı kat, burası birinci kat, burası ikinci kat. De aşağı katlara eksi birinci kat, eksi ikinci kat, eksi üçüncü kat de falan filan. Evet. Sonra bunları al, beraber bir araya getir. İşte bu getirdiğimiz sisteme biz koordinat sistemi diyoruz. Ve bu yatay çizgiye, yani yatmış bir çizgi var burada. Bu yatay çizginin adına ne diyoruz biliyor musun Tonguç Ölen Bey'im? Yatay çizgi. Hayır, x ekseni diyoruz. Bir de Tonguç Ölen Bey'de bir dikey şey var. Dikey çizgi var. Bu çizgiye ise y ekseni diyoruz. Hatta bunları da ekseni yazalım. Y ekseniyle x ekseni. Anladık mı Tonguç Ölen Bey'im? Yatay olanı x, olmayanı y. Tebrik ediyorum seni. Dikey olanı y, yatay olanı x şeklinde sınıflandırıyoruz. Dolayısıyla koordinat sistemini de oluşturmuş oluyoruz. Tam Tonguç, ortasına, koordinat sisteminin ortasına biz özel bir ad veriyoruz. Bu adın adını bilirsen gerçekten sana bir... Ulu cami, merkez. Çikolata alamayı düşünüyorum. Hayır lan, orijin diyoruz bu ada. Orijin, yani her şeyin başlangıcı. Orijinali de diye böyle bir şeyler söylerler hatta. Wow. Şimdi Tonguç Ölen Bey, koordinat sisteminde hemen noktaları ve benzeri... Şimdi koordinat sisteminde şöyle bir şey var. Şu çizgi, şu çizgi. Bak 1, 2, 3, 4 tane bölge var, görüyor musun? Evet. Bu birinci bölge, bu ikinci bölge. Ha, niye bunları birinci bölge diyoruz? Tonguç Ölen Bey, bu bölgeye birinci bölge dedik. İlk sağ üstteki bölgeye. Sonra saat yönünün tersine ikinci bölge burası oluyor. İkinci bölge. Ondan sonra burası üçüncü bölge oluyor Tonguç Ölen Bey'im. Saat yönünün tersine. Burası da dördüncü bölge oluyor Tonguç Ölen Bey'im. Şimdi bunları da Roma rakamlarıyla gösteriyoruz. Havalı olsun diye Roma rakamlarıyla gösteriyoruz. Dolayısıyla dört tane bölgemiz var. Matematikçiler hep havalı değil mi hocam? Aynen, tebrik ediyorum. Dört tane bölgemiz var. Bu dört tane bölgemizde teker teker buraya yazdıktan sonra şimdi bu noktalara bakalım. Mesela diyelim ki bak, bu A noktası kaçıncı bölgede? Bayağı zor bir soru senin için. Teşekkür ederim. Birinci bölge. D noktası hangi bölgede? Dördüncü bölge. B noktası hangi bölgede? İkinci bölge. Bayağı güzel. Olağan süsün gerçekten çok iyi. Peki C noktası? Aynen. Peki C noktası hangi bölgede? Tarafsız bölge. Şimdi C noktası Y ekseni üzerinde dersin böyle bir durumda. Yani C noktası bölge üzerine değil, Y ekseni üzerindedir diye iddia edebilirsin. Çünkü zaten gerçekten Y'nin üzerinde. Peki Tonguç, noktalar dediğimiz şeyler... koordinat sisteminde sıralı ikililer olarak adlandırılıyor. Aslında belli noktalar var. Bunlara biz koordinat da diyoruz. Hani birazcık daha havalı olması. Uçağın bulunduğu koordinatları verebilir misiniz efendim? Houston 535. Aynen. Aynen. Mesela burada işte koordinatlar dediğim şey konumu aslında. Mesela şu A noktasının orijine, yani merkez noktamıza göre konumu, yani noktanın koordinatları nedir? İşte bunları biz sıralı ikililerle gösteriyoruz. Sıralı ikili ne demek Tonguç, biliyor musun? Ne demek hocam? Evladım, sırası önemli olan ikili demek. Şimdi mesela şey farklıdır. Mesela 3,5 ile 5,3 farklı birbirinden. Aa. Çünkü sıra önemli burada. 3,5 farklı bir şeydir. 5,3. İşte A noktasında şöyle gösteriyoruz. Diyorum ki kardeşim, ben aslında koordinat sisteminde burası orijinse bunun koordinatları sıfırda sıfırdır diyorum. Sıfır diyorum. Sonra bak, sağ doğru 1, 2, 3 diye giderdi. Hatırlıyor musun? Sayı doğrusu aynı. Burada da eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye giderdi hatırlıyorsan, evet bunlar. Eksi 4 falan filan gider. Burada da 1, ondan sonra 2, sonra 3, sonra 4 diye giderdi. Aşağısı da eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye giderdi. Bak Tonguç'um, bunları yazdıktan sonra diyorum ki A noktası, bak A noktası acaba nerededir? Acaba nerede? Çok basit. Tonguç'um, A noktası bir kere burasını yer olarak kabul edersen, yerimiz burası. Bu kaçıncı katta? A kaçıncı katta Tonguç'um? Dördüncü kat. Dördüncü kat. O zaman A noktasının Y değeri 4. Peki A noktası
Sıfırdan kaç uzaklıkta? 2. Süper. A noktası 2'ye denk gelecek bir uzaklıkta. İşte bunu nasıl yapıyorum? A noktasını buraya bir uzatıyorum. Sonra buraya uzatıyorum. Değdiği noktalara bakıyorum. Bak, aşağı doğru ve sola doğru veya işte yatay ve dikeyde değdiği noktalara bakıyorum. Burası ve burası. İşte bu noktalar benim A noktamın değerleri. Sıralı ikilileri de ilk başta x'i virgül sonrasında y'sini yazarak bulurum. Dolayısıyla diyorum ki kardeşim, bak burasının x'i, a'nın x'i 2. A'nın y'si de 4. O zaman 2,4. B'yi hemen yapalım. B'nin x'i eksi 3. B'nin y'si 3. Yani 3. katta. C noktasına bakalım. C noktasının x'i ne Tonguç evladım benim? Yok. Sağa sola gitmiyor ama sıfırın üzerine bak bak uzat. Bak sıfıra denk geliyor. Sıfır. Y'si de yerden eksi 3. katta, o zaman eksi 3 diyorum. Mesela D noktasına bakalım. D'nin x'i 2. D'nin y'si de eksi 1. 2 virgül eksi 1 diyorum. Sıralı ikileri oluşturmuş oldum diyorum ve geldik. Noktalarını koordinat düzleminde gösteriniz demiş. Gösterelim. Nasıl yaparız? Hemen yapalım. 4 virgül eksi 1. Ya bir kere burası orijin değil mi Tonguç'um? Orijin. Hemen bunları ben birazcık uzatıyorum aslında burada ama sayabilirim. Mesela 1, 2, 3, 4 yazmak zorunda değilim. Ama eksi 1 demiş bir de. Eksi 1. Hepsini yazmak zorunda değil mi? 4'e eksi 1 noktası şuradan çıkartıyorum. Şuradan çıkartıyorum ve bu iki çıkarttığım şeyleri birleştirdiğim yere ben A noktası diyorum Tonguç'um. Bak sağa doğru 4 tane gittik. Aşağı doğru da 1 tane gittik. Bak sağa doğru 4 tane, 1 tane de aşağı gittik. Burada aynı şey. Şuna bakalım mesela. B noktası. Bu eksi demek. Şimdi x ekseninde gideceksin. O zaman eksi 1, eksi 2 değil mi? Sola doğru 2 tane gittik. Yukarı aşağı hiç gitmiyorsun. O zaman burası B noktasıdır diyebilirsin. Farklı bir renkle C noktasına bakalım. Sola doğru eksi 1, yani buraya geldin. Sonra eksi 2. kata in. Eksi 2. kata in. Bak burası eksi 2. kat. O zaman burası da C noktası diyebiliriz. Geldik şu zımbırtıya. D 0 3. Sağa sola hiç gitme. Sağa sola hiç gitme. Gerek yok. 3. kata çık. 1, 2, 3. İşte burası da D noktası diyoruz. 1, 2, 3 şeklinde D noktasını da göstermiş oluyoruz. Şimdi geldik sorulara. A noktasının x eksenine uzaklığı nedir? A noktasının x eksenine uzaklığı, yani şu çizgiye uzaklığı, bakar mısın? Bir birim. Şurası bir birim sonuçta. Burası bir birim. Sanki burası bir dikdörtgen gibi düşünürsen. A noktasının x eksenine uzaklığı bir birimdir. Peki y eksenine uzaklığı? Y eksenine uzaklığı hop kaç birim? Burası. Yani şurası kaç? 4 değil mi zaten? Burası da 4 birimdir diyebiliriz Tonguç'um. B noktasının x eksenine uzaklığına bakalım hemen. B noktası zaten x ekseninin üzerinde Tonguç evladım benim. Dolayısıyla B noktası x ekseninin üzerindeyse sıfır uzaklığı var. Y ekseninin uzaklığı ise y eksenine bak şu kadar uzaklığında. Çünkü y ekseni burası. 2 uzaklığında diyebiliriz. Peki C noktasının apsisi. Eyvah bu apsis. Aynen. Apsis nedir? Tonguç'um apsis dediğimiz şey aslında x değeridir. Ordinat dediğimiz şey de y değeridir. Bak apsis dediğimiz şeyi x olarak aklına tutabilirsin. Y değeri ise ordinat. O yüzden hani sen x ekseni y ekseni diye görmüştün ya, aslında bunların bir başka adları daha var. Daha havalı adları. Apsis ve ordinat diye geçiyor. O zaman C noktasının hemen bakalım. Apsisi yani x değeri hop burası eksi 1. Y değeri ordinatı hop eksi 2. Eksi 1 ve eksi 2 diyorum ve geçiyorum cumburlop diğer sorumuza. Cumburlop. Hangileri doğru demiş. Noktasının ordinatı 6'dır. Bir kere bu x'ti bu y'ydi. Bu apsisti bu ordinattı. Ordinatı 6 mıdır? Doğru, tebrik ediyorum. Tebrikler. 0 7 noktasının x ekseni üzerindir. Şimdi 0'a 7 noktası. Hemen koordinat sistemini çizelim. Burası x, burası y. Şimdi x'te sağa sola hiç gitme. Y'de 7. kata çık. 7. kat burasıdır. O zaman T noktası burada bir yerdedir. T noktası x ekseni üzerinde mi? Hayır. T noktası y ekseni üzerindedir. O yüzden bu hatalı diyoruz. Geldik. Hatta bunu böyle çizgi yapalım. Eksi 1'e 4 noktası koordinat sisteminin ikinci bölgesindedir. Hemen bakalım. Eksi 1 sola bir tane git. Sonra 4 kat yukarı çık. Şurada bir yerde o zaman. Şurası 4 dersek. Eksi 1'e 4 noktası. K noktası. K noktası ikinci bölgesine bak. Burası birinci bölgeydi. Bu ikinci bölgeydi. Bu üçüncü bölgeydi. Bu da dördüncü bölgeydi. Evet, gerçekten de K noktası ikinci bölgede. Bravo diyorum arkadaşlar. I3'e 2 noktası x ekseninin uzaklığı 3 birimdir demiş. Hemen bakalım. Yeni bir kalem, yeni bir heyecan diyelim. 3'e 2 noktası. 1, 2, 3. 3 tane sağa gittim. 2 kat yukarı çıkıyorum. 1, 2 hop 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 geldim buraya. O zaman I noktası burada bir yerde.
X ekseninin uzaklığı kaç birim? Yani şu uzaklık burası 2 değil miydi? Burası da 2'dir o zaman. Bu yanlış bir ifadedir diyorum ve cumbulop diğer soruma geçiyorum. Noktaları koordinat düzlemindedir. Tonguç'cum, K noktasının L noktasının uzaklığı. Bunu bulabilir misin? Yoksa imkansız. İmkansız değil, sadece çizmeye bağlı. Çizmeyi nasıl yaparız? Hemen bir tane, hatta şöyle yapalım. Şöyle bir koordinat düzlemi çizelim. Evet, buna X diyelim, buna Y diyelim. Şimdi eksi 2'ye 5 noktası. Eksi 1, eksi 2. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi eksi 2'ye 5 noktası şurası ediyor. O zaman K'yı göstermiş oldum. Geldik Tonguç'um. L noktası 4'e 5. 1, 2, 3, 4. Burası da 5'ti zaten. Hop. Burası da L noktası oluyor. Geldik Tonguç'um M. 1'e eksi 3. 1'e eksi 3. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. O zaman hop şu nokta oluyor. M noktası 1'e eksi 3 oldu. Burası kaçtı? 4'e 5'ti. Tamam, burayı da anladık. Peki geldik Tonguç'um N noktasına. 1'e 5. 1'e 5 noktası da şurasıdır. N noktası da hop 1'e 5 noktası diyoruz. Şimdi demiş ki adam bize, K noktasının L noktasının uzaklığı. Yani şurayı sormuyor mu Allah'ını seversen? K'nın L uzak. Şurayı sormuyor mu? Şurası eksi 2, şurası eksi 2 idi. Yani 2 birim. Şurası da 4'tü. Yani 4 birim. 2 artı 4 toplam 6 olmaz mı Tonguç evladım bunların arasında? Evet hocam. Bravo. O zaman bunun cevabı 6 diyebiliriz. M noktasının N noktasının uzaklığı. Yani adam bize sorduğu yer, hatta şöyle farklı bir renkle çizmeye çalışalım. Sorduğu yer, evet hemen şöyle yapalım. Şu mesafe değil mi Tonguç'um? Şu mesafeyi bulabilmek için. Ya burası 5. kattı. Burası da eksi 3. kattı. 5 ile eksi 3. kat arasında kaç tane mesafe var Tonguç Evren Bey? 2. Dangoz musun? Zaten burada 5 var. Burada 3 var. Toplam 8 tane birimdir diyebiliriz cevabımıza diyoruz. Ve zor sorularla geçiyoruz Tonguç'um. Geldik. Noktası koordinat sisteminin 4. bölgesinde olduğuna göre demiş. Koordinat sistemini hemen çizelim seninle ve olayı oluşturmaya başlayalım. Deminki yerimiz birazcık dardı, o yüzden zor yaptık ama şimdi rahat yapabileceğiz. Şimdi burası 1. bölgedi, burası 2. bölgedi, burası 3. bölgedi, burası da 4. bölgedir Tonguç'um. Şimdi Tonguç bak, buradaki pozitif sayılar, buradaki de pozitif sayılar olduğu için 1. bölgenin işaretleri hep artı ve artıdır. X de artır, Y artır. Ama 4. bölgeye baktığımız zaman, yani şu bölgeye baktığımız zaman X'i artı çıkacak ama Y'si aşağı katlarda olduğu için eksi çıkacak. O zaman burası artı, burası eksi olan, yani X'inin artı Y'sinin eksi olduğu bir ifade karşımıza çıkıyor. Adam demiş ki bize, A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeriyle B'nin alabileceği en büyük tam sayı değerlerinin toplamı nedir demiş Tonguç'um. Hemen şimdi şöyle düşünelim. Ya kardeşim bir kere bu 4. bölgedeyse bu X'in değeri pozitif, Y'nin değeri negatif olmalı. Yani A eksi 1 dediğimiz şey aslında ne olmak zorunda? Pozitif bir değer olmak zorunda. Ve B eksi 2 dediğimiz şey ise aslında negatif bir değer olmak zorunda değil mi? Çünkü burası eksi, burası artı olmak zorunda. Şimdi bunu çözersek biz, ya kardeşim A eksi 1 ne zaman pozitif olur? Anılabileceği en küçük değer kaç olabilir aşkına? 1 olabilir mi Tonguç Evren Bey? Olur. Doğangıl olsun, 1 eksi 1 sıfır eder, pozitif etmez ki. En küçük 2 olur Tonguç'um. 2 eksi 1'den pozitif bir değer çıkar. Bravo diyorum sana. Tam sayı zaten sormuş bize. Negatif olabilmesi için B'nin alabileceği en büyük tam sayıdır. B mesela 5 olabilir mi Tonguç evladım benim? Olur. Olmaz evladım. 5 eksi 2 3 eder. Negatif etmez ki. Mesela 2 olabilir mi Tonguç evladım benim? Olur. Dangoz musunuz? 2 eksi 2 sıfır eder. Negatif etmez ki. O yüzden en büyük 1 olabilir Tonguç'um. Bak 2 olamaz, 3 olamaz, 4 olamaz, 5 olamaz. 5 olduğunda hep pozitif oluyor. 4 olduğunda pozitif oluyor. 2 olduğunda 0 oluyor. Ama 1 olursa, olabilecek en büyük değer 1 olursa 1 eksi 2 negatif bir şey çıkar. İşte bu da en büyük değerdir. 0 da olabilir, eksi 1 de olabilir ama olabilecek en büyük değeri sorduğu için bana 1'dir diyorum. Değerlerinin toplamını sormuş bize. 2 artı 1'den 3 gibi gerçekten kaliteli yeni nesil bir soru çözmüş olduk. Yeni nesil kızlar. Evet, bak sınavda gelirse, burayı yazıyorum, sınav sorusu bu gelir Tonguç. Neden sınav sorusu gelir? Çünkü burada akıl yürütme var. Burada sana verilen öncül bilgiyi kullanma var. O yüzden bu tarz soruları gördüğünde diyeceksin ki ben bu soruyu yapmıştım zaten diyeceksin. Gel seninle soruyu okuyalım. Kağıt üzerinde aralarında birer birim olan
noktalar verilmiştir. Tamam eyvallah. Şunların arasında hep bir birim varmış. Hatta şuraya da şöyle göstereyim. Bir birim. Ondan sonra bir birim şeklinde gösterdik. Tamam eyvallah. T noktasının koordinatları verildiğine göre demiş. EFLH noktalarının koordinatları bulamıyormuş. Tonguç. T noktası nasıl bir nokta Tonguç evladım? Güzel bir nokta yani tatlı. Aynen. T noktasının koordinatlarını vermişler. 3'e eksi 2 demiş. Ya kardeşim o zaman demek ki bu adam x'i 3, y'si de eksi 2. Yani eksi 2. katta olan bir şey. Şimdi T noktasına gidebilmek için benim ne yapmam gerekiyor? Bu şu demek. Orijinden çık. Orijinden çık yola. Ondan sonra 3 tane sağa, 2 tane aşağıya git demek. O zaman demek ki orijin diye bir nokta varmış. Orijinden 3 tane sağa, 2 aşağı gidince T noktasına oluşuyormuşuz. Peki tam tersini yapalım Tonguç'um. 2 aşağı gidince de 2 yukarı dönelim artık. 1, 2, 3 tane de sağa git, 3 tane sağa gitmiş. Geriye dönebilmek için 3 tane sola gidelim. 1, 2, 3. O zaman işte burası orijin olmak zorunda diyorum. Orijinse burası, hemen koordinat sistemi çiziyorum. Hop. Koordinat sistemi tam buradan geçecek şekilde bir noktadır aslında. O zaman burası x, burası y'dir. Gerçekten oluyor mu? Deneyelim Tonguç evladım. Deneyelim hocam. Bak 1, 2, 3 hop. 1, 2 ama eksi 1, eksi 2 değil mi? Burası da 1, 2, 3. O zaman bak T noktasının koordinatları 3'e eksi 2 gerçekten oldu. Denemesini de yaptım. Denemesini yaptım, doğru çıktı. O zaman diyorum ki ya kardeşim H'nin koordinatları x'i 1, y'si eksi 1. O zaman H noktasının koordinatları 1 virgül eksi 1'dir diyorum. E noktasının koordinatlarını söyleyeyim hemen. E noktasının koordinatları x'i sola eksi 1 gitmiş ama y yukarı aşağı hiç gitmemiş. Eksi 1'e 0 diyorum. F noktasının koordinatlarını söylüyorum. Yukarı doğru çıkmış ama sağa sola hiç gitmemiş. O zaman 0,1 tane yukarı çıktığı için 0,1 diyorum. Y'si 1, x'i 0 şeklinde aslında bütün koordinatını da bulmuş oldum Tonguç'um. Bir önceki videomuzun ödülü sorusunu hemen çözelim seninle beraber. Geldik. Hangi sayının 2 eksinin 2 katı kendisine eşittir? Ya kardeşim bir denklem kuracağız. Hangi sayıya x diyeceğiz? Hangi sayının 2 eksinin x eksi 2 2 katı bunu da 2 ile çarpmışız eşittir kendisine eşittir. X edecek. Değil mi bu kadar? Wow. Bak hangi sayı 2 eksinin 2 katı burası. Kendisine eşittir. Kendisi eşittir. Hemen bunu çözelim. Bunu böyle dağıtıyorum Tonguç'um. 2x eksi 4 eşittir x çıkar. Burası aslında görünmez bir 1 vardır. Bunu karşıya attığım zaman 2x eksi 1x eder. Çünkü artı 1x normalde bu. Bu eksi 4'ü karşıya atınca artı 4 çıkar. 2x eksi 1x 1x eder Tonguç'um. 1x eşittir 4. Cevabımız 4'tü diyoruz. İstersen şıklardan da yapabilirsin. 4 eksi 2 2 çarpı 2 4 eder bak. Ama mesela bunu yapsan olmuyor diyoruz. Ödüllü sorumuzu yaptığım için yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.